Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok memnun oldum. Merhaba güzelim. Irmak mı var? Nasılsın, iyi misin? Yağmur, yağmur. Yağmur. Evet, ben Irmak diyorum. Dersler nasıl? İyi. İyi. Senin dersler? Benim de iyi. İyi, güzel. Güzel. Nasıl? Hangi? Tabletleri var değil mi? Evet efendim. Herkes kalemini. Vereyim bak. Tablet getirdim. Daha bakalım. Hakikaten bakayım bu neymiş böyle. Teşekkürler. Rica ederim. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz, onu hallediyoruz. Konuşalım, öyle. Hallediyoruz. Öyle. Siz nasılsınız, sağlığınız, sıhhatiniz? Vallahi biz koşturuyor bizim işimiz ne olacak ya? Siz, sağlığınızı versin ya. Siz başka bir alanda koşturuyorsunuz. Öyle biz yani. De bu alanda koşturuyoruz. Tabii ki. Evet. Öyle ya, Türkiye'nin derdi çok. İnsanların çok derdi yani. Çok. Tabii. Markete gidiyorsunuz, aldığınız paraya bakıyorsunuz. Yani uçurum var arada. Markette sorun var, sokakta sorun var, kahvede sorun var, her yerde sorun var. Yani sorun olmayan bir yer yok yani. Tabii oysa siyasetin görevi işte bu çocuklara güzel bir tabii Türkiye ki bırakmak yani. Gelecek. Okusunlar, çalışsınlar, iyi yerlere gelsinler, daha iyi imkanlara sahip olsunlar. Hepimizin ortak arzusu bu. Hepimizin ortak arzusu. Görevi o yani. Çocuk öyle. Öyle. Ama şu şartlarda çok zor yani gerçekten yani. Zor. Zor yani. Zor. Çok şirinmiş ya. Uğraşıyoruz, çalma diyoruz. Bir şeyler askeri yapmaya çalışıyoruz. Askeri ücretle geçinmek, askeri ücretle geçinmek çok zor. Hele tek bir kişiye çalıştığı zaman evcinde. Bir kişiyle asgari ücret, dört kişi mümkün değil yani. Yani eskiden babam çalışıyordu değil mi maaş girer? Beş kişiye bakardı. Evet. Şimdi beş kişi, beş maaş geçir, beş zor geçiyor. Öyle. Yani zor oluyor yani. Ben ev işlerine gidiyorum çıkarsa odam. Evet. Ondan sonra çıkmazsa pandemi döneminde sürekli evde kalıyorum ama evet, geçinmemiz çok zor. Zor tabii. Bu imkanla nereye kadar geçiniz? İki tane çocuğumuz var. Bunların gelir için. Evet tabii. Okuması için. Zaten anne babanın bütün hedefi çocuklar var. Tabii canım. Daha iyi yetişsinler diye. Evet. Şuradaki şartlar gerçekten öyle. Çok zor. Ya benim mesela babam Atatürk olma çiftliğine emekli. Eli yarım. Asgari ücretle çalışıyordu. Yani 5 kişiye bakıyordu. Evet. Yani şimdi ama ben... o zamanın asgari ücreti de asgari ücretti yalnız. Ya diyorum ya, elimize 20 lira aldım, pazara gittim de geri para kalıyordu. Öyle. Şimdi alıyorsun, şey yapamıyorsun. Ne alacağım? Bunlar kıyafet falan. En sevdiğin ders hangisi? Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler. Senin? Benim matematik. Matematik seviyorsun. Aferin. Tabii canım ya. Bu sene biraz kayıp yıl oldu ya. Çocuklar için. Daha iki sene, iki sene neredeyse kayıp yıl oldu. Doğru. Ya zor ya çocuklar için böyle zor sıkıntı yaşıyorlar gerçekten. Yani apartman görevi tabii bazıları maaş alamıyor. Bazıları sigortası yatmıyor. Evet. Bazen mesai saatleri belli olmuyor. Onlar yaşanan arkadaşlarımız var. Öyle. Mesela bir adam yönetimi değişiyor. Bir anda işten çıkmış oluyor. Mesela aldığı maaş fazla geliyor diyor. Asgari ücrete zam geliyor, o zaman çıkaralım, dışarıya verelim, dışarıdan baktıralım. Hmm. Ya buraya kira veriyorlar bazıları. Evet. Yani o yüzden sıkıntılar oluyor bu arkadaşların. Var var. Arkadaşların yani. Çok sıkıntıları var. Yani mesela arkadaşların iki yanda sigortası yapmıyor. Maaş alamıyor 2 ay, 3 ay. Sigorta demek, yani gelecek demek. Yani ileride nasıl olsa insanlar emekli olacak yani. Bir emeklilik hakkını kazanması lazım. Sağlık sistemi var. Sağlıktan yararlanması lazım. Yani ailenin sağlıktan da yararlanması lazım. Sağlık sistemi. Çocukların var, kendi sağlığı olur. Burada çalışıyorsun, ayağın kayar düşebiliyorsun, cam siliyorsun, camdan evet, aşağı düşebiliyorsun. Yani her şey gelebilir başımıza. Öyle. Yani şimdi kullanırken şu anda pandemi var, çamaşır suyu kullanıyorsun. Evet. Yani kullanırken bile o bile ciğerlere zarar veriyor. Her gün çöpümüzü alıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz. Evet, evet. Biz sabit olduğumuz için mecbur onları yapmak zorunda kalıyoruz. Hatta daha dikkatli yapıyorsunuz pandemi diye. Maske, eldiven, elimizden geldiği kadar. Tulum bulabilirsek tulumla alıyoruz. Evet, evet. Tulumumuzu çıkarıyoruz, asıyoruz. Kaç daireydi? 44. 44. Çocuklar eğitimi nasıl? İnternet üzerinden mi? İnternet üzerinden yapıyoruz. Tabletler yoktu. Bir telefonla gidiyor, bir bilgisayarla. 3 sene, 4 sene önce bir bilgisayar aldıydım, onunla yap giriyorlar. Evet, evet. Yani internet bazen kesiliyor, bazen işte kotayı açtığın zaman bitiyor. Evet. Uğraşıyoruz evet onlarla. Evet. Yapacak bir şey yok, elimizden geldiği kadar zorlanıyoruz ama zorlanıyoruz. Eğitimde şart. Eğitimsiz de olmuyor. Şart, evet. Hele çocukların eğitimi çok önemli. Şu devirde
onlara eğitimden geri kalmaması için uğraşıyoruz. Ama elimizden kalktığı gibi. Tabii asgari ücretle geçinmek çok zor. Söyledim mi? Gerekmiyor asgari ücret. Çok zor yani, dört aile, bizden fazla yaşayan aileler de var ama bizim için de çok zor, çocuklarımız için de çok zor oldu. Yani tek maaşla geçiniyoruz, eşim aynı. Dediğim gibi ben iş bulabilirsem gidiyorum, iş bulamazsam sürekli gidiyorum, evde geçiyorum. Tabii. Yani gıda desen öyle, eğitim desen öyle. Eğitim okula veriyorsun, okuldan sonra kitap dağıtıyorlar, kitabı ekstra ek kitap istiyorlar. Ya ben anlamıyorum bunu. Ek kitapları tabii şey. Ek kitabı da oluyor bazen. Maalesef evet. Maalesef. Yani o yüzden yani aldığın paraya baktığın, harcadığına bakıyorsun. Arada uçurum var. Ablalarla oynuyor musun? Tabii bunlar abla oluyor. Sen daha küçüksün herhalde. Yok. Merhaba. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? Yo. Nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? Sen en büyüklerisin değil mi? Yok, o en büyük. Öyle mi? Evet, sen misin en büyüğü? Evet. Güzel. Ablasın yani. Ben de büyüğüm. Büyüyünce gideceksin değil mi? Arkadaşlarım. Güzel. Aferin sana. Gel bakalım, sen de gel otur istersen. Gel Durucuğum şöyle veya o tarafa gitsin. Büyüyünce ne olacaksın? Tuvalet. Seren, Deren, Doruk ve Zeynep. Ve biziz. Ne güzel sınıflarım var böyle. Yine ablam da aynı anneanne. Hadi bakalım. Binada var mı? Kaç çocuklar var? Bir de anneannem. Kuzeni değil. Yok zaten kuzeni değilmişsin söyledi. Teşekkür ederim. Biz de apartman görevlisiyiz. Apartman eğitim biraz sıkıntı oluyor. Ama ağaçlar bizi orada hazır sizi de görmüşken değerlerinizi arz edelim. Biz sizin, estağfurullah, biz sizin sorunlarınıza ilgileniyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayrıca burada Türk olduğunu ilgileniyoruz. Sizin sayınız yaklaşık 1 milyon kişi. Evet. Ama sizin en büyük sorununuz örgütlü değilsiniz. Maalesef. Örgütlü olmanız lazım. Ya bir dernek kurun, bir şeyler yapın, örgütlenin. O zaman sesiniz daha güçlü var ve biz hep beraber siyaset kurup sizlerin sorunlarına daha fazla sahip çıkar. Teşekkürler.